Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman, kanalın kralından yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere daha önceki videolarımızda Facebook Game Room oyunları üzerinden nasıl hile yapıldığını teker teker, tabi hile trainlerini tanıtmasak da arkadaşlar, göstermiştik. Bu videomuzda da artık hile trainlerini de tanıtalım dedik. Bazı arkadaşlar da sabırsızlanmaya başladılar. Artık onlar için de cinnet noktasına gelmeden ben de trainlerin nasıl çalıştığını, neyin olduğunu, yani trainerin ne olduğunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda dediğimiz gibi Facebook Game Room üzerinde neredeyse 150-200'e yakın oyunda, hatta bu trainer içerisinde bazı bölümler de var arkadaşlar. Bu bölümlerden de Android o platformlar için, Android cihazlar için, tablet veya telefon olabilir. Bu cihazlar için de hileli oyun uygulama da mevcut arkadaşlar. Yani içerisinde sınırsız altın, sınırsız elma, sınırsız can veya tüm paketlerin açık olduğu premium modlar da mevcut arkadaşlar. Hem onları göstereceğiz hem de belli başlı en ünlü oyunlar içerisinde denemelerimizi gerçekleştireceğiz. Ve trainer'ı sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Bunun için dediğimiz gibi öncelikle bilgisayarınızda Facebook Game Room yüklü olabilir tabi, ama siz isterseniz, çünkü trainer sadece Facebook Game Room üzerinde çalışmıyor. Google Chrome üzerinde, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Maxton ve ona benzer birçok tarayıcı üzerinden de çalışıyor arkadaşlar, web tarayıcısı. Facebook'a giriş yaptıktan sonra zaten oyununuz normal bir şekilde oynarken trainer'i aktif edip oyun içerisinde yapacağınız tüm hileleri trainer ile gerçekleştirebileceksiniz. Buradan ben Facebook Game Room, gördüğünüz gibi burada emülatörünü çalıştırıyorum arkadaşlar. Bu sadece hani Facebook Game Room üzerinde sadece oyunlar oynayabileceğiniz bir emülatör. İçerisinde arkadaşlarınızla mesajlaşabileceğiniz bir emülatör değil arkadaşlar. Onun için zaten direkt Facebook'a girip bu işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Emülatörü açtıktan sonra bekliyoruz biraz. Daha sonra da ismi şu şekilde Cyber Terminator adlı trainerimizi çalıştıracağız arkadaşlar. Şimdi Facebook Game Room içerisine girdiğiniz zaman, bunu da başta belirtmedik. Hani Facebook Game Room içerisinde nasıl çalışır adlı bir videomuz var arkadaşlar. Onu da hızlı geçtiğimizden dolayı bazı bölümlerini atladık. Öncelikle Facebook Game Room programını kurduktan sonra emülatörünü, burada gördüğünüz gibi ben resmim var, Ali diye belirtilmiş, zaten profilim görünüyor. Yani açtığınız zaman bunun içerisine ayarlarınızı, Facebook'a orijinal Facebook profilinizi giriş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ha, korkacağınız herhangi bir şey yok. İllaki video altından verdiğim Facebook Game Room linkini indirerek değil de direkt olarak Facebook Game Room diye aratırsanız Google Chrome'da orijinal Facebook sayfasından da indirebilirsiniz. En azından kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın, bir şüphe olmasın arkadaşlar. Bunun içerisine gerçek, orijinal değil de normal, sahte Facebook hesabınızda da giriş yapabilirsiniz. Ama oyun içerisinde yaptığınız hileler sahte hesabınızın üzerine eşleşir. Bundan dolayı da orijinal hesabınızda giriş yapmadığınız için oradaki oynadığınız oyunlar hilesiz veya işte hile yapmadığınız için normal olarak görünecektir. Onun için tabi size kalmış bir şey, hangi hesabı kullanmanız. Şimdi Facebook Game Room içerisine girdiğim zaman benim içerisinde bu kadar oyun var. Hepsini oynuyorum. Niye oynuyorum? Çünkü hepsinde hile yapabiliyorum arkadaşlar. Bunları teker teker sırasıyla göstereceğiz. Şimdi neymiş? Yeni sürüm var. Yeni başlamak için sürümünü yüklemek istemiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan yine sağ tıkladık. Hacking bölümünden veya cheat, evet cheat bölümünden. Şurada Cyber Terminator Megat diye bir programımız var arkadaşlar, ama ben hacking bölümünden de var. O 4.4 versiyonu. Çünkü en son versiyonu şu anda indirdim trainer arkadaşlar. Trainerimiz bu şekilde açılıyor. Açıldığı zaman zaten gördüğünüz gibi Cyber Terminator Mega Trainer diye geçiyor, ama burası sığmamış. Şimdi arkadaşlar, Home burası, hack bölümüne tıkladığımız zaman burada Facebook üzerindeki oyunları gösteriyor. Mesela en başta 8 Ball Pool, Angry Birds Friends, Army Force Firestorm, Baby Blocks, Backyard Monster, Backer Blitz, Battle of Goods, Bagon Warland, Best Friends Big Business Deluxe, Bingo Bash, Bingo Blitz, Blood
Oil Gold, Blood Strike, Bubble Coco, Bugle var, CSA, CSA, Hidden Image, Cafe Land, Cafe Story, Castle Clash, Clash of War, Castle Clash da var burada fark ettiyseniz. Yani en ünlü oyunlar içerisinde denememizi yapacağız. Hatta Criminal Case, Criminal Case Pacific Bay, Criminal Case Saudi World oyunlarında da yapabiliyoruz arkadaşlar. Bazı YouTube'dan mesela bazılarında ben şu şekilde bir videolar da oluşturmuştum. Red Crackable oyunları için hile de mevcut arkadaşlar. Farmville de var. Yani Facebook'un üzerindeki tüm oyunlarda hile yapabiliyoruz. Onları da teker teker sizlere hem video içerisinde, videomuz bayağı bir uzun olacağını düşünüyorum. Çünkü buradaki anlatmam, yani bu sadece trainer'ı indirdiniz, buradaki hileler hepsini yapabilirsiniz anlamına gelmiyor. Hileleri nasıl yapacağınız var arkadaşlar. Mesela diyelim ki Criminal Case'i seçtiniz. Buradaki Select listeden buradaki listeyi seçtiniz arkadaşlar. Böyle bir şey açılıyor. Siz oyununuzu hangi yerden açtınız? Chrome'dan mı açtınız? Firefox'tan mı? Maxstone'dan mı? Game Room'dan mı? Veya diğer. Diğer dediğimiz buradaki seçeneklerde olmayan. Mesela Internet Explorer veya Microsoft Edge veya Safari veya Opera. Bunlardan açtıysanız oyununuzu Otter kısmından seçebilirsiniz arkadaşlar. Biz daha şu an oyunumuzu açmadık. Facebook Game Room açık ama şimdi buradan arayalım Criminal Case'i. Criminal Case'i şimdi oyna diyoruz ve oyunumuzu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi birçok kullanıcı da Criminal Case üzerinden hile yapmak istiyor. Yani güzel bir oyun. Sonunu getirmeye ihtiyacı duyduğunuz, yani sürekli olarak heyecanlandığınız veya işte yeni bölümler şey yaptığınız oyunlar arkadaşlar. Bu ne diyor? Criminal Case gizlilik politikası. Niye böyle bir şey oldu? Şunu yenileyelim. Criminal Case'i açmadı. Muhtemelen Facebook Game Room güncellemek için bu şekilde yaptı ama güncellesek mi acaba ya? Güncelleyelim bakalım. Arkadaşlar Facebook Game Room güncelleme işlemini yaparken biz diğer oyunlarımıza da bir göz atalım. Burada en sona getirdiğimiz zaman bir de en sondan başlayalım. Daha önceki videolarımızda Warhammer 40.000 Freeblade oyununu da tanıtmıştık arkadaşlar. Başka ne varmış? Soccer Stars'ı göstermiştik. Red Crackable arkadaşlar, Firestorm ve Reloaded oyunlarında da hile var ama şunu söyleyeyim. Her oyunda hile yapmayın çünkü ban tehlikesi var. Mesela ben Red Crackable, Reloaded veya Firestorm'da hile yaptım. Çok güzel hileler de var. Diyelim ki 20 metre zıplama veya işte istediğiniz takıma anında girme gibisinden hileler de mevcut oyun içerisinde. Hile trainer içerisinde. Ama bunu yaptığınız zaman sistem sizi çabuk yakalıyor. Bundan dolayı da yakalandığınız için 2 aylık veya 1 aylık bir ban süreniz var. Bu 2 ay boyunca veya 1 ay boyunca girdiğiniz hesap ile giriş yapamıyorsunuz. Onu söyleyelim. Beklemeniz gerekiyor. Şimdi buradan yine oyunlardan Criminal Case'i seçelim bakalım. Güncel Game Room'dan. Bu da olmazsa web üzerinden yapacağım arkadaşlar. Oldu. Demek ki güncellememiz gerekiyormuş. Ama şu var ki daha yeni denemem arkadaşlar. Çünkü Cyber Terminator Mega Trainer içerisinde güncel olan Facebook Game Room içerisinde arkadaşlar hileyi aktif etmeme durumu da meydana gelebilir. Çünkü bunu daha denemedim. Uzun zamandır da oynamıyordum. Şimdi burayı kapatalım. Şimdi daha önceki Criminal Case oyunu üzerinde neler yapmıştık? Gizli objeleri hızlı bulabiliyorduk. Yani gizli objelerin üzerine tıklamamız gerekmiyor arkadaşlar. Sadece gizli objeleri bulma bölümüne geldiğiniz zaman hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bakalım niye böyle, bizim paramız bayağı çok mu? Göndermiyorum. Ya tamam Allah'ım yarabbim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yaptık. Buradan da Criminal Case'i seçeceğiz gene. Bulamıyoruz. Şuradan bakalım bari. Criminal Case'i seçtik. Select dedik arkadaşlar. Şimdi
Oyunu başlamadan önce ve trainer'ı anlatmadan önce bir şey hata yaptık burada. Hatamız şuydu arkadaşlar. Oyun tam açılırken bu hileyi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yoksa açıldıktan sonra hileyi gerçekleştirdiğiniz zaman ya oyun çöker ya da hile pasif olur. Yani hileyi kullanamazsınız. Onu da şu şekilde yapacağız. Yine buradan Facebook Game Room'u seçtik. Seçtikten sonra item check bypass var buradaki. Bunu aktif ediyoruz arkadaşlar. Buradan enable hacks seçeneği var. Bunu tabi yenilemeniz gerekiyor. Yeniledikten sonra tam oyun ekranı tam başlama süresi geldiği zaman enable hacks seçeneğini işaretliyoruz. Seçiyoruz yani. Tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra oyunda biraz bekleme olacaktır. Donma olacaktır. Bu buradaki item checks bypass gördüğünüz gibi enable yaptı. Yani stabil bir şekilde, düzgün bir şekilde oldu arkadaşlar hilemiz. Bunu oyun başlarken yapmanız lazım. Yani oyun açıldıktan sonra veya oyun açılmadan, oyunu açmadıysanız bunu yapamazsınız. Bu bir. Oyunu açtıktan sonra da yapsanız pasif olur arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra indiriyoruz. Şimdi deneme şeyimize geçelim. Uygulama işlemiş, özel durum oluştu. Devam et. Şimdi buradan bir tane göreve gidelim. Neredeymiş? Buraya tıkladık. Yakalama, vakayı soruştur. Hatta yani bu tür, bu şeyden dolayı arkadaşlar ben komik videolar da oluşturmuştum. Bir tanesini Android sürümünün Criminal Case videosunu komik bir şekilde de anlatımını gerçekleştirmiştim. Bu kolaylık olduğu için siz de bu şekilde hani bir seri oluşturabilirsiniz video halinde veya kendinizi eğlenme amaçlı bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Neymiş o, yardım et, git bakalım. Barış lan. Yıldız kazanmak için suç mahallini onu devam et dedik. Yıldız kazanalım. Şimdi arkadaşlar suç mahallini izlerken burada Criminal Case oyunu içerisinde bildiğiniz üzere oradaki objeleri bulmamız gerekiyor. Ama biz herhangi bir yere tıklayarak tüm objeleri 1-2 saniye içerisinde bulacağız. Bu sayede yüksek para miktarımız, işte puanımız, her şeyimiz artacak arkadaşlar. Bunu süresiz olarak yapabilirsiniz. Tabi enerjiniz olduğu sürece yapabilirsiniz muhtemelen bildiğim kadarıyla. Oyunu çok iyi bir derecede hani çok aşırı bir şekilde oynayan birisi değilim arkadaşlar. Şunu oynayalım. Gördüğünüz gibi her bölüm için 20 enerji veriyor. Bir tane daha arkadaş seçelim kendimize. Köpeğe mi seçsek lan? Neyse hazır köpeğe seçmeyelim. Oyna diyoruz arkadaşlar. Şunu da ben tam ekran yapayım şöyle. Şimdi burada dokunduğumuz herhangi bir yere buradaki eşyaları bulacağız. Hazır dedik. Hadi bir go. Heyecanlanıyorum. Hepsini bulduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bütün tıklamaları istediğiniz herhangi bir yere tıklayarak puanları toplayabiliyorsunuz. Bu şekilde. Hilemiz bu şekilde çalışıyor. Ve tabi puanlarla yeni yıldızlar elde edebiliyorsunuz. Bakalım enerji geri verecek mi bize? Gördüğünüz gibi bir tane yıldızımız oldu arkadaşlar. 81 altın verdi ayrıyeten fazladan. Şu anda gördüğünüz gibi biz 3. sıradayız. Yani buradaki arkadaşlar da muhtemelen hile yapıyor diye düşünüyorum. Atla. Konuş lan. Ejo yardımcı Ali ile hakkında görüşmek istemiştim. Sonraki. Şu yılan dövmeli çete peşiklerinin biri haşımlı dükkanıma girdi ve ravlarımı mahvetti gördüm. Onu yakaladığımda kaçtı ama bir şeyler sakladığını eminim. Verdi lan. Yılan dövmesiymiş falanmış filanmış, bu iyi işaret değil. Kesinlikle. Engereklerin bir üyesi olmalı. Bu çeteyi daha tanışmadıysan. Ali, yakında çok iyi tanırsın. Eskiden bir uyuşturucu satıcısı grubuydu ama bir şekilde daha organize olmayı başardılar. Her neyse başlayın. Yardımcı Ali ile buraya inceleyeceğiz ve her bir şeyi, her şeye dokunacağız. Her şeyi elleyeceğiz. Daha fazla araştır seçeneğine tıkladık. Şimdi buradan 5 yıldız. Şunu mu araştırsak ya? Zaten hile olduğu için istediğimiz yeni ipuçlar. 9 araştıralım. 10'da az yıldız var.
Kim bu ya? Hadi Erkan olsun bakalım. Erkan kim de bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar birçok Facebook arkadaşım olduğu için herkesi tanıyamıyorum ben. Sahneyi araştır. Oho bunu yapamıyorum işte bak bunu ben nereden yapayım? Bu bununla alakalı değil arkadaşlar söyleyelim. Hadi bakalım nerede yardım alamam ben şimdi senden. Tamam burası neresiydi? Şu burada değildi. Bu oranın değildi. Şu oranın değildi. Şu şuranındı. Neresiydi bu? Şuranın muhtemelen. Tamam. Çok güzel. Şurası şurayla ait. Tamam. Burası burayla ait. Tamam. Şurası şurayla ait. Tamam. Burası neresiyle buraya mı ait? Tamam. Başka ne var? Ha, şurası şuraya ait. Tamam. Burası da buraya ait. Bu olmadı ya. Ben ipucu istiyordum arkadaşım ya. Şuraya yapalım bari bir daha. Oyna. Sadık arkadaşımız gelmiş. Gördüğünüz gibi buradaki 6. seçenek de dahil olsa siz tıklamaya devam edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9-19 oldu. Kalem yok ama bahçede bulduğum bu belgeler çok ilginç görünüyor. Bak üzerinde Marconi'nin hali var. Yine mi Marconi lan? Allah'ım yarabbim. Bir de dosya numarasına benzer bir şey vardı ama öğrenemedim onu. Ya neydi o? Bir düşüneyim. Ama bu çamur lekeleri yüzünden okuyamıyorum. Bu rakamları çözmemiz lazım. Ali. Aferin yeni seviye. Yeni öve. Ya git. Kusura bakmayın arkadaşlar videoyu duraklatmak zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi ya kapıya bakmak zorunda kaldım. Aslında gördüğünüz gibi Criminal Case oyunu üzerinde bu şekilde hilemizi gerçekleştirebiliyoruz. Neyse biz ana menüye yeniden dönüş yapalım. Bakalım farklı farklı oyunlardan da neler yapabiliyoruz. Hangi oyunlarda nasıl işlemler sağlamamız gerekiyor teker teker anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Başta da dediğimiz gibi videomuz biraz uzun sürecek. Şimdi buradan yine 8 Ball Pool oyunumuzu açacağız. Tabi şu arki açmayacaktır muhtemelen. Çünkü ban yemiştim arkadaşlar o oyunda. Umarım açar. Tamam şunu oynayalım şu bizim arkadaşı. Şimdi arkadaşlar oyunumuzda gördüğünüz üzere bu good line çizgisi yani şeyin çizgisi yok arkadaşlar. Yani arka tarafı yok. Biz hilemizde sizlere bunu sınırsız yapacağız ucundaki çizgiyi. Bu sayede topun hangi deliğe girdiğini veya gireceğini veya topla nerelere çarpacağını daha rahat görebileceğiz. Öncelikle buradan 8 Ball Pool oyunumuzu seçelim. Select dedik. Buradan Game Room'u seçtik. Niye o şekilde oldu? Dur bakalım. Not found diyor Game Room.
Şimdi arkadaşlar 8 Bağ Pool'da oyunumuzu gerçekleştiremiyoruz. Bunu siz yine videonun ilerleyen dakikalarında Google Chrome veya farklı bir tarayıcı üzerinden göstermeye çalışacağım. Şimdi bizim burada başka nelerimiz varmış onlara bakalım. Diğer oyunlar üzerinden de gerçekleştirelim arkadaşlar hilelerimizi. Zaten video çok uzatmak istemiyorum ben. Diyelim ki Castle Clash oyunumuz vardı. Daha önce belirtmiştik. Select dedik. Neymiş? Select a browser first. Game Room found dedi. Neden? Çünkü Castle Clash'ı seçmedik arkadaşlar. Game Room üzerinden. Buradan seçtik. Yeniden Game Room dedik. Burada gördüğünüz gibi Unlimited Health, One Kit Kill seçenekleri var. Şimdi buradan bunları aktif etmemiz için şurada hemen aktif edelim. Oyun tam dolmadan arkadaşlar yine dediğimiz gibi bu hileleri aktif etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi ikisi de enable oldu. Yani stabil bir şekilde, düzgün bir şekilde hilemiz aktif oldu arkadaşlar. Artık karşıdaki takım bize vurduğu zaman şey olmayacak. Yani güç kaybetmeyeceğiz. Diğeri de tek vuruşta öldürebileceğiz arkadaşlar. Devam diyoruz. Şimdi bu şekilde neden hatalar çıkıyor onu da söyleyelim. Şimdi burada arkadaşlar bunu yapmadan önce hani bu hilemizi gerçekleştirdik ama hani hile nerelerde aktif onu da gösterelim. Buradan Raids yani baskın bölümüne geçiş yapıyoruz. Burada herhangi bir köye saldıracağız. Bu istediğiniz herhangi bir güçlükte köy de olabilir. Diyelim bu köye saldıralım. En basit askerlerle. Dediğiniz zaman gördüğünüz gibi okçu kuleleri bize saldırmıyor arkadaşlar. Ve tek vuruşta bütün işte yapıları kırabiliyoruz. Yani yok edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Castle Clash oyununda da arkadaşlar oyun içerisinde farklı farklı rakiplere saldırarak hem gücünüz kaybetmeden hem de tek vuruşta etkisiz hale getirerek karşıdaki rakiplerinizi yenebilirsiniz ve daha çok yıldıza sahip olabilir, daha çok elmas ve iksire sahip olabilirsiniz arkadaşlar bu sayede. Yine biz ana ekrana geçiş yapalım. Buradan da bir tane bayan arkadaşımız vardı. O da istemişti hileyi. Facebook grubumuzda. Diamond Dash mıydı neydi ya? Evet Diamond Dash. Şimdi oyna diyelim. Buradan da yine trainer üzerinden geçiş yapalım. Burada da Diamond Dash'ı bulalım arkadaşlar. Burada. Burada Unlimited Lives, Unlimited Booster seçeneği var. Yani Unlimited Booster'da buradaki oyun içerisinde verilen güçlendirmeler istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Unlimited yani Infinite Lives yani sınırsız can anlamına geliyor arkadaşlar. Tabi bu hileyi de gerçekleştirebilmeniz için buradaki yine teklere işaretleyin ve oyunu yenileyin arkadaşlar. Oyun yüklenirken bunları aktif edeceğiz. Yoksa oyun üzerindeki etkileşim olmaz. Aktif et dedik. Bu şekilde biraz bekleme oluyor. Yukarıdan da zaten gördüğünüz gibi bir şey oluyor. Dolma oldu. Yani donma oldu. Burada iki tane şey seçenek sarı olduysa
Bu bilin ki hilemiz aktif olmuştur ve hileyi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Bu şekilde bir hata arıyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi CT yani Cyber Terminator Mega Trainer'imizi güncel değil arkadaşlar. Güncellememiz gerekiyor ondan dolayı. Yine biz size video altından güncel olan linkini de vereceğiz. Eski trainer linklerini de vereceğiz. Ne olur ne olmaz. Neden derseniz bazı trainerlerde güncellendiği halde olsa bile arkadaşlar bazı oyunlarda hile özelliğini kaybediyor. Oyna dedik. Gördüğünüz gibi bir tane can aldık ama buradan bir canımız eksilmedi. Ready? Go! Sınırsız güçlendirmeler neredeydi ya? Şimdi bizim bu sınırsız güçlendirmeler nerede? Buradan 135 ekstra can. Artı 137 ekstra can. Gördüğünüz gibi saniyemiz ne kadar artıyorsa o kadar saniye şeyimiz artıyor arkadaşlar. Buradaki saniye ne kadar artarsa bizim canımız da bu kadar artıyor. Bu hileyi yaptıktan sonra. Oyna diyoruz. Yine attı. Ama buradaki canımız sınırsız olarak sürüyor arkadaşlar. Burada canımız gördüğünüz gibi daha fazla artıyor da şu şeyleri nerede onu bulamadım. Gördüğünüz gibi skorumuzu en yüksek skorumuz 185.000 arkadaşlar. Bu şekilde de bunu da göstermiş olduk diğer arkadaşımız için. Şimdi arkadaşlar diğer yine ana menüye dönüş yapacağız. Diğer oyunlarda belli başlı olanlarını yine göstermeye çalışacağız. Şu diamant taşta var mıymış bakalım bir. Diamant taş var zaten ya onu gösterdik ya.
Candy Crush'ta var mıymış bakalım. Ve arkadaşlar zaten ben şu şekilde göstereyim yani tek tek diyeceğim. Şimdi bu Angry Birds dediğimiz zaman select diyelim. Bunu tek tek göstersek bile mesela buradan bastığımız zaman buradaki diğer oyun hilelerin içerisinde var olan etkileşimlerin ne olduğunu göremeyeceksiniz. Çünkü o sırada oyunu açmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela 8 Ball Pool'da Google Chrome'u kullanarak yapacağımızı söylemiştik. Şimdi öncelikle yine de Cyber Terminator Mega Trainer'ı tanıyalım biraz da istiyorsanız. Oyunları daha önce aslında bunu tanımamız gerekiyordu. Biz biraz hızlı geçtik. Burada Mods APK bölümü var arkadaşlar. Yine 8 Ball Pool Angry Birds 2. Ben şurayı istiyorsanız biraz daha yakınlaştırayım size. Burada arkadaşlar 8 Ball Pool Angry Birds Animation Towdown Aqua Life 3D Asphalt Nitro Bingo Bash Bingo Blitz Bubble Witch 3 Saga Bullet Party 2 Cartoon City 2 Car XY Racing Cookie Jam Critical Ops. Bakın burada Critical Ops da var arkadaşlar. Critical Ops Beta DS Legends Dream League Soccer 2017 Eco Farm Farmville 2 Counter Escape Fishing Cap Flood Army Food Truck Chef Hunger Shark In Switch Stick bu neyse artık Injustice 2 Last Day on World Earth Survival Osbroken Kingdom Shadow Fight 2 Subway Surfers The Sims Free Play World Chef oyunlarında mod APK'lı bir şekilde yine indirebilir Google Play harici bir kaynak arkadaşlar burası. Buradan indirerek kendi cihazlarınızda bu trainer içerisinde sağlamış olan mod APK'lardan da yararlanabilirsiniz. Rescore Talks Updates bakalım Updates Check This Step. Buradan Updates yapalım bir. Yine site üzerine de gitmiş oluruz arkadaşlar. Burada cyberterminators.co diye sitenin ismi. Bir ayrıca bu da şey çıkmış bakalım ama güzelmiş lan. Arkadaşlar burada dediğine göre Cyber Terminator'ın APK'sı da çıkmış. Bu APK sayesinde OBB ve diğer oyunlardaki modlu oyunları da indirebiliyorsunuz. Bu arada bazı oyun ve uygulamalarda bu site üzerinden alıntı yaparak sizlere video haline getirdim. Yani şunu söylemek isterim ki site üzerinde yayınlanan her türlü oyun uygulama veya K-Crack serial veya Trainer Bot mod veya oyun veya ona benzer küçük çaplı programlar %100 çalışıyor. Onu söyleyelim arkadaşlar. Android için dağıtılan modlu APK, OBB, SD data dosyalar da %100 çalışıyor. Yani bu site üzerinden istediğiniz kadar oyunun APK dosyasını, modlu APK'sını veya OBB ve SD data dosyalarını veya Windows için ve Android için tasarlanmış olan Cyber Terminator Mega Trainer'ini de indirebilirsiniz. Hem kendi bilgisayarınızda Game Room üzerinden hem Google Chrome veya farklı tarayıcılar üzerinden hem de Android üzerinden hilelerinizi rahatlıkla sınırı olmadan istediğiniz kadar gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. İstiyorsanız biz de şu 8 Ball Pool oyunumuzun üzerinde şuradan bir Facebook'umuza gidelim biz. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim.
Cyber Terminator uygulamasını indirmek isteyen arkadaşlar varsa, uygulaması da dahil ya da Exe dosyasında indirmek isteyen arkadaşlar varsa ben bunu Facebook grubumuzda paylaşacağım. Facebook grubumuzdan yani katılmak isteyen arkadaşlar varsa hem hile alabilir, hem paylaşımlarımızı en direkt olarak Facebook üzerinden görebilir, hem de grup üyeleri içerisinde yardımlaşma alabilir arkadaşlar, hem de bu programı Facebook grubu içerisinden indirebilirler. Burada kanalımızın ana ekranı üzerinde sağ tarafta Facebook ikonu var. Buna tıkladığınız zaman bizi Facebook grubumuza yönlendirecektir tıklayan arkadaşlar varsa. Facebook grubumuza geldiğiniz zaman buradan gruba üye değilseniz üye olun. Dediğimiz gibi Cyber Terminator uygulamasını da veya programını da grup içerisinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan ben bir tane oyun oynayacağım. Şimdi 8 bal pul, tabii 8 bal pul oynayabilecek miyim, o da var. Neden derseniz ban yemiştim. 8 oyunlar spor, oyunlar spor. Bu ne? 100 milyon 50 mil 50 bin aylık. Ne ya bu? Yeni mi çıktı? Şunu oynayalım üsttekini arkadaşlar. Gördüğünüz gibi how you have been permanently banned. Yani ben ban yediğim için arkadaşlar bu şeyimizi gerçekleştiremeyeceğiz. Ama dediğimiz gibi Cyber Terminator'un APK dosyasını ve Cyber Terminator'un Exe dosyalarını yine kanalımızdan indirebilirsiniz. Kanalın kralı grubumuzdan. Arkadaşlar istiyorsanız video, zaten video altında da ve kanalımızda da hangi oyunlarda hangi hilelerin nasıl yapıldığını tekrar tekrar ayrıntılı bir şekilde anlatacağız ve yazacağız. Hem kendi oynadığınız oyunlar varsa Facebook üzerinden veya Facebook Game Room üzerinden o oyunlarda istediğiniz kadar hileyi yapabileceksiniz artık. Dedikten sonra videomuzu sonlandıracağız. Biraz uzun oldu, kusura bakmayın. Bazı eksik yani şöyle söyleyeyim, en başından hazırlandığım bir video olmadı arkadaşlar bu. Yani uzun konuşma sebeplerinden bir tanesi izleyicilerin, abonelerimizin veya herkesin video içerisinde gerçekleştirmeye çalıştığımız oyun içerisindeki hileleri daha iyi anlayabilmesi veya konuyu daha iyi hazmedebilmesi için amaçlı çok uzun konuşuyorum ben ondan dolayı. Şimdi pek fazla uzatmayacağım yine. Dediğimiz gibi programı ve uygulamayı, APK dosyasını veya direkt en link orijinal site linkini de Facebook grubumuzdan ulaşabilirsiniz. Facebook grubumuza üye olmayı unutmayın. Çünkü en direkt paylaşımlarımız grup içerisinde gerçekleştikten sonra kanalımızda paylaşılıyor. Ve grup içerisinde anket tarzı video istek bölümleri de mevcut. Yani sizin ne istiyorsanız, hangi videoları istiyorsanız veya hangi çözüm videoları, oyun videoları, APK mod videoları veya iOS oyunlarındaki hilelerin videolarını istiyorsanız da yine o şekilde anketlere başvurarak çok gelen anketi ve yine çok gelmese bile diğer oyunlarda veya videolarda sırasıyla çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen, beğenmezseniz de beğenmeme tuşlarına basarak bizi destekleyebilirsiniz. Video ile ilgili, programla ilgili veya bunun APK dosyası ile ilgili veya Facebook grubumuzla ilgili alakası aklınıza takılan herhangi bir şey varsa video altına yorum yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Video bitti dostum. Beklemenin bir anlamı yok. Ha, istiyorsan yine kanala abone olabilirsin. Ben zaten gideceğim.